peygamberin büyük tufandan sonra gemisinden bıraktığı bir çift kelaynağın soyundan gelen baharı müjdele, bereket getir diye, insanlığa hizmet etsin diye görev verdiği kuşlar. Her sene çağla çiçek açtığı gün Afrika'dan gelerek Bilecik'e, kayalıklara, buralara yerleşip insanlara baharı müjdelerken takvim ve sayı yoktu. Yazılım yoktu o zaman. 12 bin yıl önceden bahsediyoruz. 10 bin yıl önceden. Bu kuşlar gelip tarlalarda dana burnu, çekirge, kımıl, süne, kene, haşara, böcek, solucan ne varsa onları yiyordu. 1948'de yapılan Marshall Anlaşması ile ülkemize bedava diye verilip her yerde kullandırılan, sizlerin okulda süt tozu içtiğiniz zaman DDT, tarım zehiri. Bunların sevdikleri böcekleri atıldığı için kara bulut gibi, bığırdık sürüsü gibiymiş. 11 tane kaldıklarını ben de gördüm. Çünkü şu geldiğiniz kısa yol, hemen şehirden buraya olan bölüm, dedemin bahçesi. Ölülerine ben de şahit oldum. Kayada hala yuvası var. Burası kuruldu. Devletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar olarak devam ediyor. 45 sene oldu. Bakın bugün sizinle paylaşıyoruz. Gelecekte çocuklarınız, torunlarınız da gelip görsünler diye çalışmalarımız devam ediyor. Bu sormayın, anlatıyorum zaten. Kesmeye gerek yok. Aha, üstünüzde kelayna. 14 Şubat günü bu kelaynakları açıp doğaya bıraktık. Kafesi açınca gidip iki erkek gece gündüz orada yuvalarında kalıp çöp taşıdılar öncesinde. Yuva yaptılar. Yuvalarına kayadan yedikleri beyaz yerden kalsiyumlarla 1 ila 4 arasında yumurta bırakıldı. 28 gün kuluçkada yatan çıkan yavrularını 2 ayda büyütür, besler, uçmayı öğretir. Bunlara biz her gün yağsız kıyma, tuzsuz taze beyaz peynir, haşlanmış kabuklu yumurta. Seni merak edenler vardır. Konuş konuş. Belki merak eder çocukların. Yanlış olmasın diye söylüyorum. Haşlanmış kabuklu yumurta ve rendelenmiş havucu ezip yoğurup karıştırıp önlerine bırakıyoruz. Sabah yine verdik. Öğleden sonra da vereceğiz. Gördüğünüz gibi kendileri de bakın tarlaya gidip beslenip geliyorlar. O ilaçlar yasak artık. Bu kuşlar Haziran sonu buraya alınacaklar. Kelaynak kuşları halkaların sayısı televizyona verilecek. 5 yaşına gelmeden eş olamazlar. 5 yaşına gelince böyle renkleri olur. Benim tişörtte var, içeride göreceksiniz. Yeşil, mor, kırmızı olur. Kapkara değiller. Hem dişiler hem erkekler eş olma zamanı eşlerini seçerken, ev verirken kel olur, kel aynak olur. Kellik aşkla başlar, ömür boyu süren kel olarak yaşar. Bu kuşlar kel ama kıymetlidir. Biz de kellerin kıymetini biliyoruz. Yakıt dışarıdan aktarılır mı yani? Yuvalarda bebekler var, sessizlik yaparsanız duyarsınız. Onlar da ellerinizden öper, büyüyorlar. Kelaynak kuşları. Arkadaşlar bak. Ya tüylü şirki, bitkin bir şekilde. Şöyle renkleri olur. Çene altı tepesi dökülür. Hem dişisi hem erkeği. Aha da böyle kel olur, kelaynak olur. Kellik böyle başlar, ömür boyu sürer. Bakın burada, yakın biz göremedik rengini falan diyenler çeksin. Hatta çeken abi çek çek gitme. Çek bu gruba, herkese WhatsApp grubu varsa oraya at. Evet, arkadaşlar rica ediniz. Gelin burada bakın. Baykuşumuz var, baykuşlar bulundu değildi. Bilgeliyiz, neler koşmazlara inanmayın. 4-2 yılında yapılıyor. Bunu duyuyoruz. Kurşa bulunur dünyada sadece patlak gözlü, sivri burunlu ve tırnağınız gibi kablo olan bir kaplumbağa, bildiklerimizden farklı. Boyu 1,5 metre, tarlamızın sahibi, fareleri, yılanları, böcekleri yer. Bugün
günlerde çıkar harman zamanı. Belgeselini çekeceğiz, siz de izlersiniz. Kelaynak ve Bu Baykuş'un belgeselini çektik. TRT'de var Çağan Hoca'yla. Orada izleyin. Ayda bir dönüyor. Orada izleyebilirsiniz. Denizliler. Aha bu da sizin hemşeriniz. Andık. Andık. Bir bak bilenlere sorun. Çizgili sırtlan. Koyun kuzu da paket tişörtlerde isteyen alsın. Çay için, kahve için. Tabii şimdi Görmüştüm onu. Aha var ama şöyle var. Bir tip kertenkele çeşidi. Çizgili sırtlan.